Merhaba, bugün Ersel Televizyonu'nda konuğumuz Ayhan Ogan. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ayhan Bey, öncelikle sizi bir tanıyalım. Buyurun. Evet. 1966 Kayseri doğumluyum. İstanbul'da Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı'nın genel sekreterliğini yürütüyorum 6 yıldır. Evliyim, 3 çocuk babasıyım. Sağ olun. Sizlere de televizyonunuz yeni yayın hayatına başladığı için hayırlı olsun diliyorum. İnşallah daha iyi bir imkanlarla daha geniş kitlelere hitap edecek bir televizyon olur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz inşallah. Biz teşekkür ederiz. Ayhan Bey, sizin isminizi Sivil Dayanışma Platform Başkanı olarak sık duyuyoruz son günlerde. Sivil Dayanışma Platformu'nu izleyicilerimize anlatabilir miyiz? Buyurun. Sivil Dayanışma Platformu, Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı'nın öncülüğünde kurulan, Türkiye genelinde 402 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturdukları bir platform. Bu kuruluş amacı ve yapmak istediği şeyler konusunda da şunları söylemek mümkün. Biliyorsunuz bir değişim yaşıyoruz. Özellikle son 20 yıldır soğuk savaş döneminin bitmesiyle birlikte dünyada önemli gelişmeler oldu. Hem siyasi olarak hem teknolojik olarak. Yeni gerek bölgemizde gerekse dünyanın diğer bölgelerinde yeni güç merkezleri oluşmaya başladı. Bu önemli güç merkezlerinden geleceğe damgasını vuracak ülkelerden birisi de Türkiye, hiç şüphesiz ki. Fakat bunu başarabilmesi için Türkiye'nin öncelikle kendi tarihi, kültürel, medeniyet değerlerine dönerek yeni bir vizyon, yeni bir açılım yapması gerekiyor. Bu noktada hükümetin son yıllarda işte yakalanan hem siyasi istikrar, hem ekonomik istikrar, hem de dış politikada bu vizyona uygun adımların atılması bizleri ümitlendirdi, halkımızı ümitlendirdi. Dünyada da Türkiye'yi çok önemli bir fırsat eşiğine taşıdı. Bu fırsatların iyi kullanılabilmesi için Türkiye'nin dönüp kendi içerisindeki 80 yıldır, 100 yıldır taşıdığı önemli büyük sorunlarını bir yapısal bütünlük içerisinde çözüme kavuşturması gerekir. Bu noktada bu sadece hükümetlerin alacağı kararlarla yapılacak işler değil. Burada topyekun bir milletin inisiyatif alması gerekir. Tarihin akışı içerisinde yeniden önemli bir konuma gelmek istiyorsa ülkemiz, sivil toplum kuruluşlarıyla, siyasi partisiyle, partileriyle, hükümetiyle, bürokrasisiyle, ordusuyla hep beraber yeniden bu yeni şartlar içerisinde uygulanabilir, verim alınabilir bir şekilde demokrasi ve hukuk ekseninde yeniden yapılanması, yeniden kendi fonksiyonlarını gözden geçirmesi gerekir diye düşünüyoruz. Bu noktada biz de sivil toplum kuruluşları olarak, Türkiye'nin en büyük çatı kuruluşu olarak Türkiye Gönül Teşekkürler Vakfı bu işe öncülük etti. Elimizi taşın altına koyalım, üzerimize düşen yükü ifa edelim. Böylece tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim istedik. Sivil Dayanışma Platformu bu amaçlarla kuruldu. Bu süreç içerisinde yapılacak bu çalışmalara, atılacak adımlara pozitif katkı sağlamak amacındayız. Bunun da temel yolunun Türkiye'de 1960'tan sonra devam eden siyasi hayatımıza 4 sefer, 5 sefer kırılmalara sebep olan ve
hem ülkenin gelişiminde, kalkınmasında önemli bir faktör olarak, engelleyici faktör olarak yer alan darbeler döneminin kapanması, demokrasi ve hukuk ekseninde özgürlük alanlarının genişletilmesi, böylece hem dinler kesimin kılık, kıyafet, eğitim, eşit vatandaşlık, işte katsayı gibi engel olan sorunlarının çözülmesi, hem Alevi kesimin sorunlarının çözülmesi, hem de ülkemizi 30 yıldır özellikle terör ve şiddetle karşı karşıya bırakan Kürt meselesinin çözülmesi yolunda bir adım atılabilmesi için temel olarak anayasanın değiştirilmesi kanaatini taşıyoruz. Anayasanın değiştirilmesi de tabii bir süreç içerisinde yapılacak bir iş. Bunun toplumsal mutabakatının oluşması, herkesin açık, özgür bir ortam içerisinde kendi açısından değerlendirmelerini yapması, efendim taleplerini ortaya koyması gerekiyor, gerektiği kanaatindeyiz. Ve daha sonra da devletle bu toplumsal mutabakatın birbirini anlayacak şekilde her kesimin, bütün toplum kesimlerinin kendisini özgür, güvende, eşit vatandaş olarak hissedeceği ve bir aidiyet duyacağı, birlik, beraberlik içerisinde bizi yarınlara taşıyacak bir anayasanın yapılmasını bekliyoruz. Bununla ilgili bizim bir yıllık bir çalışma programımız olacak. Fakat son günlerdeki gelişmelere bakarsak, hükümet belki bir anayasa değişikliğini düşünüyordu. Bütün toplum kesimleri de bunu genel olarak dillendiriyor, ifade ediyorlar. Son Erzurum'da yürütülen bir davayla ilgili Hakim Savcılar Yüksek Kurulu'nun yürütülen bir soruşturmayla ilgili müdahale edip savcıları görevden alması, yetkilerini alması tabii büyük infiale yol açtı. Yani bu açık yargının siyasileşmesine çok önemli bir örnektir. Bu halkımızın vicdanında çok önemli derecede huzursuzluk yaratmıştır. Bunun giderilmesi için hükümet şu an gündemde olan yeni bir anayasa değişikliğiyle bu yargı kurumları üzerinde bir takım değişiklikler yapmak niyetinde ve bunu da eğer mecliste bir mutabakat olmaz ise referanduma götürme kanaatinde görünüyorum. Hal böyle olunca aslında bizim görüşümüz tamamen yeni, demokratik, özgürlükçü bir anayasanın yapılması. Ama bu anayasayı yapmak bu yargı vesayetiyle mümkün görünmüyor ise, bu askeri bürokratik vesayetle mümkün görünmüyor ise, bu vesayetlerin gücünü kıracak, ortadan kaldıracak bir yargı reformunun yeni bir paket olarak gündeme gelmesi de gecikmiş bir karardır diye düşünüyoruz. Bu yüzden yapılacak yargı reformunda yer alması gereken konularla ilgili önümüzdeki günlerde bir dosyayı Adalet Bakanlığı'na ileteceğiz. Bizim açımızdan yargıda yapılması gereken yenileşme ne şekilde olmalı, bizim taleplerimiz nedir toplum olarak, bunu 402 sivil toplum kuruluşumuz adına ileteceğiz. Bununla ilgili de bu reformun bir an önce yapılması için elimizden gelen toplumsal desteği vermeye çalışacağız. Çünkü bu Türkiye'nin en önemli meselesidir diye bakıyoruz.
biliyorsunuz 2 yıl önce de iktidardaki siyasi partiyi Anayasa Mahkemesi kapatmaktan adeta kıl payı döndü. Evet. Onun öncesinde 411 milletvekilinin kabul ettiği işte anayasadaki 10. ve 40. maddelerdeki öğrencilerin kılık kıyafetiyle ilgili maddeyi yürütmesini durdurdu, iptal etti. Bunun gibi siz yüzde kaç oy alırsanız alın, ne kadar toplumsal desteğiniz olursa olsun, sanki orada yüksek yargı dedikleri bir avuç insan aşılmaz bir kale gibi, yani bütün yasamadan gelen, yürütmeden gelen kararlara müdahale ediyorlar, durduruyorlar, muhalefet ediyorlar. Bunun ideolojik bir kaygıyla yapıldığı çok açıktır. Evet. Haksız olduğu çok açıktır. O bakımdan bir an önce bu yargı reformunun yapılması milletin menfaatinedir, ülkemizin menfaatinedir diye düşünüyoruz ve bunu da destekliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz. Sivil Dayanışma Platformu üzerine geniş genel bir bilgi aldık sizden. Peki Sivil Dayanışma Platformu'nun önümüzdeki gündemi nedir? Anadolu'ya açılma adına bir şeyler söylediniz. Ve yakın güncel haberlerinizi alabilir miyiz sizden? Bildiğiniz gibi ilk programımız Pendik'le başladı. Evet. Siz de onu canlı olarak yayınladınız. Teşekkür ederiz. Şimdi Anadolu programlarımız başlayacak. Mart sonu itibarıyla. Nisan-Mayıs yaklaşık 3 aylık programımız elimizde. Pendik programından sonra tünelden Taksim'e bu 70 milyon adım koalisyonuyla beraber bir yürüyüşümüz ve bir basın açıklamamız oldu. Evet. İlk programımız muhtemelen Denizli olacak. Ve diğer illerimizi de bölgeye yıl sonuna kadar bütün Türkiye'yi gezmiş olacağız. Kamuoyuyla buluşacağız. Bu görüş hissiyatımızı insanımızla paylaşacağız. Tabii sizlerin aracılığıyla da bu arada medyayla ilgili bütün bu süreç içerisinde gelişmeleri yakından takip edip toplum vicdanı adına bir ortak ses olarak bu görüşleri, toplumun taleplerini dinlendireceğiz, ileteceğiz. Allah güç, kuvvet, kolaylık versin. Sağ olun, teşekkür ederiz. İnşallah Ankara'ya da gidersiniz. Ankara'da sesinizi duyar, gitmeden sesinizi duyar diyoruz. İnşallah. Eklemek istediğiniz, izleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz, gerek Sivil Dayanışma Platformu ile ilgili olsun, gerek gündemle ilgili olsun varsa programımızın sonuna gelmeden sizi dinlemek isteriz. Evet. Yani şimdi biz aslında temel olarak bugüne kadar milletimiz çok sakin ve kaderine razı bir şekilde davrandı. Çok sükunet içerisinde yapılan bu zulümlere sadece seçimden seçime, sandığa giderek cevap verdi. Tabii ilk defa olarak belki sivil yapılanmalar işte inisiyatif alıyorlar. Sessiz çoğunluklar ses çıkarmaya başlıyorlar. Bu önemli bir gelişme ülkemiz için. Tabi bu bütün dünyada yaşanan gelişmeler ışığında baktığımız zaman kaçınılmaz bir süreç. Çünkü taleplerini ortaya koyamayanlar ve bu talepleri neticesinde haklar ve özgürlükler paylaşılırken masaya oturmayanlar elleri boş dönüyorlar maalesef. Bu açıdan Sivil Dayanışma Platformu önemli bir gelişmedir diye bakıyorum. Evet. Artık sadece sandıktan sandığa gidip irade beyan etmekten öte, iradesinin halk arkasında durmalı,
taleplerini de seçtiklerine baskı yaparak yaptırabilmenin, beklentilerini yaptırmanın, bunları bir toplumsal talep olarak ortaya koyabilmenin hukuk düzeni içerisinde gereklerini yerine getirmeli diye düşünüyorum. Bu açıdan sivil çalışmalar çok önemli. Bu bir toplumda şey değildir, yani huzursuzluk yaratacak, fitne fesat çıkartacak bir yaklaşım tarzı değildir. Artık modern toplumlarda insanlar beklentilerini, eğer hak ihlalleri varsa ihlal edilen haklarını, gasp edilen haklarını bunu yüksek sesle çıkıp gerekirse tavır koyarak, ki Taksim'de tünelden Taksim'e yaptığımız çalışma örneğinde olduğu gibi bir direnç ortaya koyarak, bir kararlılık ortaya koyarak göstermek durumundadır. Artık Türkiye eski Türkiye değil, dünya eski dünya değil. Darbelerle millet iradesinin üzerine, yasama organının üzerine konulacak ipoteklerle Türkiye 21. yüzyıla yürüyemez. Bu açıdan sivil toplum kuruluşlarına önemli bir vazife düşüyor. Bu noktada bütün kuruluşlarımızın desteğini talep ediyoruz. Bu çalışmaları birlikte yürütmek ve bu toplumsal talebi, bu direnci ortaya çıkarmak, bu kararlılığı ortaya çıkarmak için bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Ve Türkiye'nin inşallah önümüzdeki günlerde bu tartışmaları geride bırakarak çok gelişmiş, müreffeh ülkeler seviyesinde ve İslam dünyasına da ümit olacak önemli adımları atacağına ve bütün dünya gidişatını çok önemli yönde etkileyeceğini güveniyoruz. Kendimize de güveniyoruz. İnsanımıza güveniyoruz. Topluma güveniyoruz. Bu vesileyle sizlere de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Allah kolaylık versin. Cümlemize kolaylık versin. İnşallah daha iyi günlere doğru, çocuklarımızın daha iyi günlerde yaşayacağı bir ülkeye doğru yol almamızı nasip etsin diyorum. Amin diyelim inşallah. Evet, bugün Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Urgan'ı ağırladık. Ayhan Bey bize halkın sesini duyurmak için STK'lardan oluşan bir platformdan bahsetti. 402 platform az bir sayı değil, onu çoğaltma düşüncesindeler. STK'ların başvuruları söz konusu olduğunda bu sayı daha çoğalacak. Ne kadar ses çıkarsa o kadar iyi neticesinde. Bildiğimiz gibi biz de şimdiye kadar hep susan, sükuta eren ve sineye çeken bir millet olduk. Artık sesimizin çıkması, belki yükselmeden de olsa çıkması gerekiyor. Evet. Güzel aydınlık günlere diyoruz artık. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz. Bugün yayınımıza burada son veriyoruz.